Gastro Şef'ten hepinize merhaba. Bugün sizlere Sydney'deki Hyde Park'tan sesleniyorum. Dedim bu kış gününde güzel bir havayı bulmuşken dışarı çıkayım. Bu arada da video çekmemiştim dün. Dün de izinliydim. Dedim oturayım Hyde Park'ta arkadaşlara bir video çekeyim dedim. Umarım buradaki bu beyaz aynak kuşları burada white ibis diyorlar. Onlardan biri geçer. Şurada bir tane geçiyor. Arkamdan falan geçsin onu da görün. Bugün neden bahsedeceğim onu söyleyeyim. Escoffier'i anlatacağım. Daha önceki videoda sizlere demiştim ki 3 tane büyük Fransız şefi, bugünkü gastronomiyi oluşturan 3 büyük Fransız şeften bahsedeceğimi söylemiştim. İlk Karem'i anlatmıştım. Kronolojik olarak gidiyoruz. Ve bu sefer Escoffier'den bahsedeceğim. Escoffier, Auguste Escoffier olarak geçiyor. Kendisi aşçıların kralı, kralların aşçısı lakabı bu. Neden bu lakabı almış diye soracak olursanız çok büyük işler yapmış bir aşçı kendisi. Neler yapmış bir ondan bahsedelim. Daha önceki Karam videosunda size söylemiştim. Karam demişti ki 4 tane ana sos var. Bunu Escoffier diyor ki hayır 5 sos var. Bunlar işte beşamel, İspanyol, domates sos, verite ve hollandez. Bu 5 sosun artık bütün gastronomi literatürüne girmesine sağlayan kişi bu. Bugünkü mutfak hiyerarşisinin oluşturan kişi ve hala kullandığımız hiyerarşiyi oluşturan kişi de Auguste Escoffier. Nedir bu? İşte chef de cuisine, aşçıbaşı, sous chef, chef de partie, demi chef de partie, commis chef diye giden bu sistem. Yani insanların bir hiyerarşiye oturması ve de insanların ne işi, hangi iş yapacağını işte kızartma mı, ızgara mı, ekmek mi, tatlı mı, bunların da oluşturan kişi Escoffier. Bunun yanı sıra daha ne yapmıştır? O dönemki yemek anlayışında bütün yemekler bir anda sofraya getiriliyor. Bizim aile yemeği dediğimiz gibi ve herkes o ortadaki yemeklerden alıyor. Ama Escoffier buna da karşı çıkıyor ve diyor ki böyle bir şey olmamalı. Şu anki anlamıyla olan menü sistemini de oluşturuyor. Escoffier ayrıca yemek yemenin yanı sıra aşçılığın da bir meslek olarak tanınmasını da sağlamıştı. Torunuyla yapılan bir röportaj var. Torunuyla yapılan röportajda diyor ki dedem aynı zamanda insanların çalışırken mutlu olmasını da isterdi demiş. Ve de mesela bir sorun olduğunda, bir şey sinirlendiğinde mutfaktan çıkıp sinirin yatışıp daha sonra neye sinirlendiğini insanlara açıkladığını söylemiş ve bence bu gayet güzel bir şey. Hiç egoist bir şef olmadığını gösteriyor kendisinin. Dünyanın en büyük aşçılarından biri ve bunu hiçbir şekilde egoistik gösterisine çevirmemiş bir insan. Biraz kişisel yaşamından bahsedelim. Nice'e yakın bir bölgede doğuyor. Fransa'nın Nice kentindeki bir bölgede doğuyor. Ve 13 yaşında babası onu sanat okulunun, sanatçı kişiliğinin olmasına rağmen amcasının yanında 13 yaşında bir mutfakta çalışması için gönderiyor. Amcası onu çok zorlamış okuduğuma göre ama buna rağmen başarılı olmuş ve o dönemde Paris'teki en önemli otellerden biri olan Grand Hotel'de çalışmaya başlıyor. Fakat ne yazık ki 9 sene sürecek bir askerlik servisi, askerlik hizmeti yapmak için ayrılıyor ve 9 sene kadar askerde çalışıyor ve askerde de şef aşçı olarak çalışıyor. Ve bu, orada da nasıl konserve yapılır, daha ürünleri nasıl uzun süreli koruyabiliriz geliştiriyor, bu yönde kendini geliştiriyor. Çünkü düşündüğünüzde askeriye gibi büyük bir sayıdaki kişiye yemek yapacağınız zaman bunun çok önemli bir şey olduğunu siz de farkına varacaksınızdır. Askerlikten sonra daha sonra şu anki Ritz otellerinin ismini veren Mr. Ritz ile tanışıyor ve onunla birlikte sanırım Londra'daki Savoy Oteli'nde birlikte çalışmaya başlıyorlar. O dönemde böyle bir vergi kaçırma ya da yiyecek ürünlerinin fiyatlarını yüksek gösterip belli bir para kaçırma gibi bir şeyler yaptığını da okudum ama ne kadar doğru onu bilmiyorum. En büyük mottosundan biri de kesinlikle basit yemeklerin yapılmasından yana. Çünkü basit olursa, komplikasyondan uzaklaşırsa yemek lezzetinin daha güzel olacağını söylüyor.
bu önceki, ondan önce gelen mutfak akımlarının biraz daha tersi ve şu an günümüze yaklaşan bir tavırı sergiliyor. Diyor ki daha basit yemekler yapılması daha güzel sonuçların doğuracağını söylüyor. Ve biz de okulda öğrenirken hep şeflerimiz bize komplike değil, basit düşünerekten, ilk başta temelden başlayıp o basitliği öğrenip daha sonra da kendinizi geliştirip üstüne bir şey koymanız gerektiğini söylüyor ve Escoffier'in de böyle bir anlayışı var. Escoffier aşçılığının yanı sıra ayrıca birçok da yemek kitabı da yazmış bir kişi. My Gastronomy, Benim Gastronomim adlı bir kitabı var. Çok ünlü, 1932 yılında sanırım basılmış bir kitap. Ama ne yazık ki Türkçe çevirisi yok. İngilizce çevirisi var. Fransızca orijinali. İngilizce biliyorsanız alabilirsiniz. My Gastronomy olarak da geçiyor, bulabilirsiniz. Evet, bugün size Haute Cuisine'in ikinci büyük temsilcilerinden biri olan Escoffier'i anlattım. Umarım bu videoyu beğenmişsiniz. Durun. Daha bitmedi. Biraz daha dolaşalım sizde. Bu sefer size Hyde Park'a da dolaştırayım. Daha önceki bölümlerde Anzak anıtını göstermiştim. Demin demiştim şu kel aynakları göremezseniz göstereyim mi size? Şurada çocuklar besliyor kel aynakları. Bayağı da arsızlar kendileri. Gördüğünüz üzere. Oğlum kavga etmeyin. Burada şöyle bir şey de var. Yani eski bir İngiliz kolonisi. Hala kraliyete bağlılar. Commonwealth Country olarak geçiyorlar. Bayraklarında da zaten İngiltere, Britanya bayrağını da görebiliyorsunuz. Ve çok büyük bir şekilde İngiltere'den etkilenmiş bir ülke burası haliyle. İngilizlerin kurduğu bir ülke olduğu için. Önümüzdeki haftaki videoda da işte aborjinler ve İngilizlerden bahsedeceğim. Orada da görürsünüz. Ve hemen şöyle ilerleyelim. Ve buranın niye dediğim, evet, Hyde Park'ta İngiltere'deki, Londra'daki Hyde Park'tan geliyor. İşte birçok isim İngiltere'den alınan isim. İşte burada şehir olarak Liverpool var. Daha sonra birçok İngiliz ismini ve işte İngiliz şehrini duyabilirsiniz buraya geldiğinizde. Evet, burası da Anzak Anıtı ama ne yazık ki tadilatta. Anam! Arkamdan ödüm koptu. Anam! Evet, şimdi buraya gelirseniz hemen şurada, şu tarafta Atatürk'ün sözünü bulabilirsiniz. Daha önceki bir videoda size onu göstermiştim. Kısaca şöyle etrafı da göstereyim sizlere. Ağaçlar. Şu an çalışma var. Ne yazık ki. Şehrin ortasında böyle güzel, şehrin sitesinden kaçabileceğiniz bir ortam. Burası Hyde Park. Kısaca bir size tanıtmış oldum. Evet, demin de söylemiştim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Karanlıktayım. Demin de söyledim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ha, bu arada Escoffier'in de birçok icat ettiği, tarifini yaptığı, kendisinin tarifini oluşturduğu tarifler de var. Peach Melba, Şeftalili Melba bunlardan biri. Avustralyalı opera sanatçısını adadı. Onun videosuna da şöyle şuradan bir yerden gidin. Bu sıcak yaz günlerinde, Türkiye'deki yaz günlerinde güzel gidecek bir tatlı. Tekrardan söyleyeyim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanala şuralardan bir yerden abone olun. Hepinize lezzetli günler dilerim.